Yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa kendin yap projesi başarmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Son birkaç aydır yabancı YouTuberlarda çok popüler olan bir maske var. Manyetik maske diye geçiyor. Yüzlerine kızlar maskeyi uyguluyorlar. Daha sonra da temizlerken mıknatıstan yardım alıyorlar. Mıknatısı şöyle tuttukları anda maske mıknatısa yapışıyor. Öyle temizleniyor maske. Ben ürünü biraz araştırdım. Birkaç farklı marka bu tarzda bir manyetik maske çıkarmış. Ortak özelliği hepsinde aslında demir tozu var. Çoğunluğu kil maskeleri bu maskenin. Yani içindeki demirden cildinize bir yarar geçmiyor. Aslında cildinizin faydalandığı maskedeki kil tarafı. Doğal kilden cildiniz bir yarar görüyorsa görüyor. Aslında bu manyetik olan kısmı işin birazcık eğlence ve pazarlama kısmı. 78 dolar gibi bir fiyatı vardı ve Türkiye'ye gönderim yapan yer bulamadım. Ben de internette biraz ajanlık yaptım. Şu şekilde demir tozları satılıyormuş. Bunlar kum gibi incecik demir tozları. Bununla normalde kullandığımız organik kil maskesi, aktarlarda satılan kil maskesine toz halindekine suyla karıştırıp bakalım başarabilecek miyiz manyetik maskeyi, evde yapabilecek miyiz? Öncelikle ama yaşı küçük arkadaşları uyarmak istiyorum. Neticede demir tozuyla maskeyi hazırlayacağız. Gözünüze kaçabilir, ağzınıza girebilir. O yüzden yapacaksanız maskeyi rica ediyorum. Ebeveynlerinizin olduğu zaman onların gözetiminde yapın. Lafı çok uzatmayayım, şimdi maskeyi hazırlamaya başlayalım. Demir tozlarını bu şekilde aldım. İki paket aldım ben. Amazon üzerinden satın aldım. Şöyle göstereyim, mıknatısı demir tozlarına yaklaştırdığınız zaman nasıl demir tozunu çektiğini görüyorsunuz, sürüklediğini görüyorsunuz. Maskede de bu özelliğinden yararlanılıyor. Demir tozunu çocuklar fen derslerinde çeşitli deneylerde kullanmak için de alıyorlarmış genelde. Bundan yararlanacağız. Mıknatısımız var. Daha önce hazırladığım maske videosunda bu maskeden bahsetmiştim. Aktarlarda satılan doğal beyaz kili kullanacağız ve sudan yararlanacağız. İçeriğimiz bu kadar olacak. Şöyle ambalajı kesiyorum ve deney tüpüne dolduracağım. Diğer kabada kilimizi dökeceğim. Diğer kabımızın içinde de sadece su var. Suyla kilimi karıştırıyorum. Çok likit gelirse karışımımız, biraz daha kil ekliyoruz. Gördüğünüz gibi topaklanma kalmadı, yoğun bir kıvama geldi. Şimdi demir tozumuzu ekleyeceğiz. Şimdi karışıma demir tozumuzu ekliyorum. Spatula yardımıyla karıştıracağız bunu. Şurada elimize biraz deneyelim. Çok komik oluyor. Mıknatısa şöyle bir peçete sarıyorum. Ses çıkıyor hem de. Şöyle gördüğünüz gibi evet işe yarıyor. Artık maskeyi çok kurutmadan yüzümüze uygulamanın vakti geldi. Kamerayı yaklaştırdım, aynamı önüme aldım. Şimdi hazırladığımız karışımı yüzüme uygulayacağım. Nasıl oldu? Maske fırçamla İyice kurumasını bekleyeceğim ki problem olmasın. Ay, kurumaya başlamış oluyor. Taş değil mi? Kurudu gibi artık. Ay, taş gibi olmuş. Çıkıyor. Yüzümü çekiyor. Sürekli peçeteyi değiştirmek gerekiyor çok dolunca. Sanırım ben biraz kalın tabaka uyguladım. Mıknatısım zor alıyor.
Yüzümü temizledikçe beyaz kil maskesi olduğu için beyaz beyaz lekeler kalıyor. Yıkayacağız artık. Birinci olarak daha güçlü bir mıknatısa ihtiyaç varmış. Benim kullandığım tekstilde toplu iğneleri toplamak için olan mıknatıs yeterli kalmıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Çektiğini cildimi görüyorsunuz. Bu tarafı da temizledik. Bütün yüzümü temizledim. Bu kalan tortu beyaz kilin tortusu. Onu da makyaj temizleme suyuyla temizleyeceğim. Cildim normal olarak biraz kızarmış. Çünkü mıknatıs her seferinde biraz geriyor. Mıknatıs gerçekten cildinizi çekiyordu yani. Ve kırmızılıklar biraz dinmeye başladı. Göstermek istiyorum. Önümde bir yığın var şöyle temizlenmesi gereken. Gördüğünüz gibi mıknatıs topluyor. Güçlü bir mıknatısa ihtiyacınız var. Ben normal evde toplu iğneleri toplamak için kullanılan mıknatısı kullanmayı düşünmüştüm. Daha güçlü olsa daha kolay temizlenirdi maske. Cildimin de temizlenmiş hali bu şekilde. Açıkçası normal kil maskesinden çok da bir farklı sonuç hissettiriyor mu? Hissettirmiyor. Evet, sürmesi, temizlemesi süreç keyifli, eğlenceli, daha önce denemediğimiz bir şey ama bence hani o satış stratejisinin bir parçası. Onun dışında cildimde normal kil maskesinden farklı bir yarar göremiyorum açıkçası. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gelecek yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.